Bir önceki videoda belirli integral ve belirsiz integral gösterimlerini ve tanımlarını yaptık. Şimdi bu videoda belirsiz integralin şu anlamından yararlanarak, yani belirsiz integral neyi temsil ediyordu bana? E, şu tanımı kullanıyordu, değil mi? İntegral bulmak için e, integral türevin tersidir, türevin tersidir ya da Anti türevdir. Bu tanımı kullanarak, bu tanımı kullanarak ne buluyordu bana? Alan fonksiyonu demeti buluyordu. Dolayısıyla şimdi bu tanımdan yararlanarak bazı temel fonksiyonların, temel fonksiyonların alan fonksiyonlarını düşünelim. Alan fonksiyonlarını ya da buna ne diyelim? Temel fonksiyonların artık integrallerini düşünelim. Integrallerini Düşünelim. Tabii bunun yerine alan fonksiyonu demetlerini bulmak da diyebiliriz. Çünkü ikinci tanım gereği e, integral için kullandığımız ikinci tanım gereği. Şimdi ilk olarak bunları böyle adım adım yazalım. Mesela ben şimdi türev işleminden gideceğim. E, eğer ki x gibi bir fonksiyonun türevi 1'e eşitse, bakın ben buradan şu yorumu yapabilirim. 1'in integrali nedir o zaman? Ee, X artı C'dir değil mi? Çünkü alan fonksiyonu demeti var. X artı C'nin integralini alın. Bu C sabit bir sayı iken biri bulursunuz. Ee, pardon türevini alın biri bulursunuz. Demek ki bakın türev işlemini tersine çevirdiğimiz zaman neyi buluyoruz? İntegralini yani alan fonksiyonu. Şurası nedir? Alan fonksiyonu demetini buluruz. C'ye göre değişen alan fonksiyonları. Eğer belirli integralini bir önceki videoda anlatmıştık. Sınır değerleri verilirse ne yapacağız? X yerine bir üst sınır değerini bir alt sınır değerini yazıp birbirinden çıkaracağız. Alanı bulacağız. Bu işe yarıyor. Artık bütün fonksiyonlar için bunu tanımlayacağız. Yani bilebildiğimiz her şey için en azından. Mesela o zaman şeyi düşünelim. X üzeri R gibi bir ifade olsa bunun türevi ne oluyordu? R çarpı x üzeri r eksi 1 oluyordu değil mi? O halde düşünürsek X üzeri R gibi bir şeyin integrali nedir? Eğer ki şöyle bir ifadenin integrali o zaman bunu vermeli değil mi? Bakın böyle bir ifadenin integrali bunu veriyorsa bana eğer şöyle diyebilirim ben buna. Yani şurada yaptığım işlemin tersini yapacağım başka bir deyişle. X'in üzerine bir arttırıp bir arttırılmış haline böleceğim diyoruz. Bunu yaparsak eğer ve de sabit sayıyla toplarsak şurada dx'i unuttuk gösterimde ha şöyle yapalım. Sabit sayıyla toplarsak x üzeri r gibi bir ifadenin de integralini bulmuş oluruz. Buradan yararlanarak buluyoruz bu genel kuralı. Düşünerek sadece bir şey değil. Yani ortada tanımlanmış hazır genel kurallar yok. Biz bunları düşünerek bulacağız. Şimdi birincisi bu e, sabit e, sabit bir sayının integrali x artı c'yi veriyor. x üzeri r gibi bir şeyin integrali e, x üzeri r artı 1 bölü r artı 1 artı c'yi veriyor. Alan fonksiyonu ya da alan fonksiyonu demeti daha doğru tam tanımıyla. Peki ddx dx yani ben neyi biliyorum başka daha önce sinüs x'in e, türevinin ne olduğunu biliyorum kosinüs x olduğunu biliyorum. E, o halde kosinüs x'in integrali ne olacaktır? Türev işlemini tersine çevirir sadece. Bunu kullanıyorum. Yukarıdaki tanımı kullanırsam düşünerek yapıyorum. Sinüs x'i verecektir. Değil mi? Sinüs x artı bir de c tabi. Demet halinde vereceği için. Peki. Kosinüs x'i düşünelim. Kosinüs x'in türevinin ne olduğunu biliyorum ben. Eksi sinüs x olduğunu biliyorum değil mi? O halde şöyle düşünelim. Sinüs x fonksiyonunun integralini düşünelim. Yani alan fonksiyonu ne olacaktır? Eğer kosinüs x eksi sinüs x'i veriyorsa şöyle düşünün. Eksi e, sinüs x'in ne diyelim? Şöyle diyelim. Ee, eksi cos x'in eksi cos x'in e, türevi pardon şuraya, şöyle yapalım. Şuraya bir küçük bir açıklama daha yazalım. Eksi cos x'in türevi de neyi verecektir bana? Sinüs x'i verecektir. Öyle değil mi? O halde bu, bu ifadeden yararlanarak şuraya gelebilirim. Buradan yararlanarak da buraya gidebilirim. Dolayısıyla sinüs x'in integrali eksi cos x verecektir. Eksi cos x artı C olacaktır. Evet bu tespitleri bir yapmış olalım. Hadi bir tane daha yapalım bu sayfada sonra sayfayı temizleyelim. D, D, X bu sefer neyi düşüneyim? Tanjant X'i düşüneyim. Tanjant X'in türevi neydi? Bunları kanıtlamıştık hep. Sekant kare X'ti. Sekant kare X. O halde ne diyorum? Buradan yararlanarak da şunu bilebilirim. Sekant kare x gibi bir ifadenin integrali yani alan fonksiyonu başka bir deyişle ya da alan fonksiyonu demeti nedir? Tanjant x artı c'den başka bir şey değildir diyeceğiz. Bu, bu tabloyu devam ettiriyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyorum şimdi. Tanjant x'inkini e, türevinden yararlanarak sekant kare x'in integralini bulduk. Şimdi kotanjant x'i düşünelim. Mesela kotanjant x'i düşünürsek de ne olacak? Bunun türevi cosecant kare x'ti değil mi? Peki o halde e, şöyle diyelim cosecant kare x'in integrali ne olacaktır? Tabi burada eksi işareti var. Yine buradan şöyle bir yorum yapacağım ilk önce. O halde diyeceğim e, eksi kotanjant x'in türevi neye eşittir? Cosecant kare x'e eşittir. O halde buradan da şuraya geçeceğim. Dolayısıyla kosekant kare x'in integrali ters düşünürsek eksi kotanjant x'i verecek artı c tabii ki onu unutmuyoruz. Evet. Başka neyi biliyorum? Başka sekant x'in türevini bulmuştuk değil mi? Sekant x'in türevi. Bunların hepsini kanıtlayarak bulduk. Sekant x çarpı tanjant x'ti. O halde neyi söyleyebiliriz? İntegral secant x çarpı tanjant x diye bir şey görürsek dx bu şekilde alan fonksiyonu ne olacaktır? Hemen bilebilirim ki secant x artı c'ye eşit olacaktır. Peki başka neyi biliyorum? Kosekant x'in türevi neydi? cosecant x türevi neydi? Eksi kosekant x e, çarpı kotanjant x de dolayısıyla Yine şu eksi hikayesini yapmıyorum ama eksi kosekant x'in de türevi bunun pozitifine eşittir. Oradan faydalanarak e, ne söyleyeceğim? Dolayısıyla kosekant x çarpı kotanjant x gibi bir ifadenin dx alan fonksiyonu eğer böyle bir ifade görürsem neye eşit olacaktır? Kosekant x e, eksi kosekant x artı c'ye eşit olacaktır diyeceğiz. Evet bunlar... Bütün bunlar benim artık neyim olacak temel e, bir önceki sayfada ve şimdi yaptığım bütün e, bu gösterdiğimiz bulduğumuz kurallar benim temel kullanacağım e, integral alma tekniklerim integral tablom olacak. Şimdi bundan başka bir de ne diyelim? Belirsiz integrallerin özelliklerini de düşünelim ki e, integral bulurken bunlardan da Soru çözerken yararlanacağız ya da düşünürken. Peki ne diyelim? Birincisi, eğer sabit bir sayı ile çarpım şeklinde bir fonksiyon varsa ve bunun integralini düşünüyorsam, bu sabit sayı dışarı alıp da hayal edebilirim konuyu. Yani şu şekilde yazabiliriz: sabit sayı dışarı çıkar. İkinci olarak ne diyeyim? Eğer ki iki tane fonksiyon varsa ve toplam fark şeklinde ya da bunların integralini düşünüyorsam integrali toplama ya da ne diyeceğim çıkarma üzerine dağıtabilirsiniz Aynen türev gibi bir sakınca yok diyeceğiz toplama çıkarma üzerine dağılabiliyor Ancak diyelim buraya bir not düşelim ancak integral işleme çarpma ya da bölme üzerine yine aynen türev gibi zaten türevin tersi ya çok özellikleri de benziyor yani bunu şu şekilde yazamayız bunu böyle dx çarpı integral gx dx şeklinde yazamayız diyeceğiz. Dağılma özelliği yoktur böyle olmaz bu iş. Ya da bölme de aynı şekilde fx bölü gx ise dx ee, bunu şu şekilde yazamayız fx dx bölü e, gx dx'tir. Böyle bir şey olmaz diyeceğiz. Bunları unutmayacağız. Demek ki belirsiz integral yani bir özellik derken bu kadar bunlardan bahsediyorum. Bütün bunları bildikten sonra artık bütün bunları düşünerek tespit ettikten sonra e, fonksiyonların integrallerini yani alan fonksiyonlarını bakın e, bulmaya başlayabiliriz. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. Tespitlerimiz bu kadar bu video için.